Başımız sağ olsun arkadaşlar. Tüm ülkemizin başı sağ olsun. Bugün 14 günü tamamladık. 14 gün evvel yaşadığımız bu felaketle çok can kaybettik. Ülkemizin her köşesine ateş düştü. Binlerce, on binlerce eve ateş düştü. Sadece afetin yaşandığı ve etkilediği 11 ilimizde değil, Türkiye'nin batısından doğusuna, güneyinden kuzeyine her köşesinde feryatlar yükseldi. Sayıları ifade edince sanki böyle anlamını yitirir gibi oluyor ama arkadaşlar, kaybettiğimiz her bir can ya birinin annesi, kaybettiğimiz her bir can ya birinin babası, birinin kardeşi, oğlu, kızı. Kaybettiğimiz her can birinin yeğeni, kuzeni, dedesi, nenesi. Acı büyük. Gerçekten taş olsa, taş olsa dayanmaz. Büyük bir acının tam ortasındayız. Millet olarak tam ortasındayız. Kaybettiğimiz, kurtaramadığımız her bir insanımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Vefat edenlerin ailelerine, sevdiklerine Allah'tan sabır diliyorum. Tüm ülkemizin başı sağ olsun. Çok sayıda yaralımız var. Allah hepsine şifalar versin. Depremden kurtulan ama evi barkı yıkılan, iş yeri harap olan tüm halkımıza da geçmiş olsun diyorum. İnşallah tüm bu yaraları el birliğiyle hep beraber saracağız. Kayıplarımızı geri getiremeyiz biliyorum ama metanetle, dirayetle, sabırla acımızı azaltmak için birbirimize destek olacağız. Değerli arkadaşlar, biz de Deva Partisi olarak çok sayıda arkadaşımızı kaybettik. Ben de bugün yol arkadaşlarını kaybetmiş birisi olarak aranızdayım. Canı yanan bir arkadaşınız olarak aranızdayım bugün. Kimleri yitirdik? Biraz bahsetmek istiyorum. Adıyaman Tut ilçe başkanımız Mehmet Bey. Mehmet Baykara'yı 8 kişilik ailesiyle beraber maalesef kaybettik. Mehmet Bey'i Tut'ta kime sorarsanız sorun, herkes iyiliğinden, hayrından bahseder size. Sevilen, sayılan, her derde koşmaya çalışan, candan gayretli bir arkadaşımızdı. Yine Adıyaman'da. İl Yönetim Kurulu üyemiz. Çok arkadaşımız, çok. Süheyla Dicle. İl kurucu heyeti üyemiz. Ve maalesef kaybettik. Yine Adıyaman. Sari Özel kardeşim. Şehirdeki en çalışkan arkadaşlarımızdan biriydi. Hasari Dicle. Hasari Bey çok iyi, çok naif bir arkadaşımızdı. Dobra dobra fikrini söyleyen, hiçbir şeyden çekinmeyen, açık yüreklilikle mücadele eden bir arkadaşımızdı. En son Adıyaman'a gittiğimizde de beraber esnaf ziyareti yapmıştık. Bol bol sohbet etmiştik kendisiyle.
Yine biraz önce bahsettiğim Sami Özel kardeşim, en çalışkan arkadaşlarımızdan birisiydi. Adıyaman'daki dostlarımızı aileleriyle birlikte kaybettik. Allah hepsine gani gani rahmet eylesin. Tabii kayıplarımız arkadaşlar Adıyaman'la sınırlı değil. Kahramanmaraş'ta da kalbimiz paramparça oldu. Dulkadiroğlu ilçe başkanımız Salih Dökme, çok şükür enkaz altındaydı. Eşiyle beraber enkazdan o ilk günün sonlarına doğru çıkarıldı ama maalesef ne acı ki her iki evladını İsmail ve Elif'i kaybetti. Yine Dulkadiroğlu ilçe başkan yardımcımız Yavuz Büyükçapar'ı kaybettik. Gencecik bir avukat kardeşimizdi. Hukuk fakültesini yeni bitirmiş, idealist bir hukukçuydu. Dulkadiroğlu ilçemizden yönetim kurulu üyemiz Gürkan Aydemir. Gürkan da genç bir insana, iş insanıydı. Büyük emeklerle ilçe teşkilatımızda canla başla çalıştı. Depreme annesinin evinde yakalandı. Gürkan'ı da annesiyle, kardeşiyle beraber kaybettik maalesef. İl Yönetim Kurulu'ndan Mustafa Erbaşlı kardeşim. Cefakar bir çiftçimizdi. Çok çalışkan, çok fedakar bir arkadaşımdı. Eşiyle beraber ve üniversiteyi yeni bitirmiş genç kızıyla beraber kaybettik. Hatay. Biliyorsunuz değerli arkadaşlar, Hatay yakın çalışma arkadaşlarımdan Sadullah Ergin Bey'in memleketi. Sadullah Bey'in de kardeşini ve 16 yakınını kaybettik. Acı büyük. Allah sabır versin. Şimdi diyorum ya, sayılar söylenince kolay oluyor da 40 bin, 41 bin. Ama böyle tek tek anarak söyleyince kolay olmuyor. Sayı bileceğiz, öğreneceğiz bakalım. Evet. Yusuf Yurdal. Yine Hatay'dayız. Herhalde bu salondaki pek çok arkadaşımız Yusuf'u tanımıştır. Sevecenliği, candanlığı, bitmeyen enerjisiyle 3 senedir bizimleydi. Hatta parti kurulmadan önce biz Yusuf'la tanışmıştık. Yine Hatay'dan Seher Aslan'ı kaybettik. Seher Hanım sokak sokak çalışan, işini hakkıyla yapmaya gayret gösteren çok çalışkan bir arkadaşımızdı. Hasse ilçemizden Kenan Gün. Ülkemizin yarınları için canhıraş çalışan arkadaşlarımızdandı ve eşi ve oğluyla kaybettik. En son cuma akşamı hastada kendisinin ve ailesinin yaşadığı ve şu anda bir enkaz olan binanın yanındaydık arkadaşlarımızla. Yine hastadan Aysel Bolat da sosyalliğiyle her yere yetişmeye çalışan çalışkanlığıyla gücümüze güç katan bir yol arkadaşımızdı. Aysel Hanım'ı da evet, 3 evladıyla beraber kaybettik. Allah her birine gani gani rahmet eylesin. Biz onlardan razıydık. Allah da onlardan razı olsun inşallah. Ben buradan tekrar kaybettiğimiz arkadaşlarımızın hepsinin ailelerine sabır diliyorum. Ve onlara seslenmek istiyorum. Evet,
Canınızı kaybettiniz. Ne yapsak az, ne desek az. Ama şunu açık yüreklilikle söylemek istiyorum ki, burası sizin yuvanız. Kaybettiğimiz bütün arkadaşlarımızın yuvası burası. Ben de bütün arkadaşlarımızla beraber sizin kardeşiniz, evladınız, abiniz ve arkadaşınız olarak her zaman yanınızda olacağım. Ve değerli arkadaşlar, son olarak Deva Partisi olan, Deva Partisi gönüllüsü olan, Deva Partili olan binlerce arkadaşımıza bir şükran borçluyum. Depremin ilk günden itibaren Türkiye'nin dört bir yanından gelen teşkilat mensuplarımız akın akın deprem bölgesindeydiler. Kurtarma çalışmalarında da, arama kurtarmada da, yardım çalışmalarında da hepsi sahadaydı. Ve gittiğimiz her şehirde, her ilçede farklı illerden gelen il başkanlarımıza karşılaştık, teşkilat mensuplarımıza karşılaştık. Hiç kimseden talimat beklemeden, kendi inisiyatifiyle deprem bölgesine giden, elinden gelen her türlü çabayı gösteren tüm arkadaşlarıma tek tek teşekkür etmek istiyorum. Biz demedik ki, şu il başkanımız şuraya gidecek. Bu ilçe başkanımız şunu yapacak. Sadece dedik ki arkadaşlar, büyük bir felaket var. Hadi hep beraber elimizden geleni yapalım. Dediğimiz bu. Herkes aynı o yerinden yönetim diyoruz ya hep. Kendi inisiyatifiyle, kendi organizasyon kabiliyetiyle, kendi çabalarıyla eksiği, gediği doldurmak için akın akın sahalardaydı. Bugün Mehmet Emin Bey söylüyordu. Nerede Mehmet Emin Bey? Yer Adıyaman Gölbaşı. Ki ben depremin dördüncü günü oradaydım. Çok, yani tamamen yerle bir olan işlerimizden birisi. Oradan birisiyle görüşmüş bugün. Demiş ki ya, depremin ilk günü biri bize çorba verdi. Sordum sen neredensin diye. Bizim Dilovası Teşkilatı'ndan gitmiş Gölbaşı'nın, gitmiş Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine, orada depremzedelere çorba dağıtan arkadaşımız. İsmini de bilmiyoruz ha. Ya bunun bir envanterini çıkartma derdine falan da düşmedik, onu da söyleyeyim. Yani çıkarıp da bir liste hazırlamadık ki işte kaçtır yardım gitti, hangi il başkanımız nereye gitti, kim için ne yaptık falan filan. Hiç gerek de yok. Zaten ilk gün dedik ki, aman dedik bak bu çalışmalar şimdi önemli olacak. Sakın ha, bunlar bir parti çalışması falan değildir. Bu bir insan olmanın gereğidir. Herkes elinden ne geliyorsa, nereye yetişebiliyorsa yapsın dedik ve bu şekilde oldu bu çalışmalar. Ben gerçekten böylesine güçlü, sağduyusu yüksek, organizasyon kabiliyeti yüksek, tek tek iyi yetişmiş, iyi insan olan bir teşkilatın mensubu olmaktan gerçekten gurur duyuyorum. Aslında bu 3 senede ne kadar önemli bir işi başarmış olduğumuzu, gerçekleştirmiş olduğumuzu bu son 2 haftada bizzat sahada yaşayarak gördük. İnsan olmanın gereğini her ne şartta olursa olsun yerine getiren böylesine güçlü bir kadronun bir ferdi olmaktan gerçekten onur duyuyorum. Allah her birinizden razı olsun. Evet, bugün yol arkadaşlarını kaybetmiş birisi olarak aranızdayım ama gerçekten çok canlar yitirdik. Sayısını henüz tam da bilmediğimiz çok insanımızı kaybettik. Kaybımız çok büyük. Tabii bu anma programı sadece bizim teşkilat mensuplarımız için değil. Tüm Türkiye'de kaybettiğimiz canlar için bir anma programı. Yani onu özellikle vurgulamak istiyorum. Tabii ki herkes hemen ulaşabildiğine, hemen dokunabildiğine, yakın, akraba, arkadaş, kimse ona ulaşıyor. Dolayısıyla biz de böyle bir anma gecesinde hem şöyle bir arkadaşlarımızı hayırla analım istedik. Hem de bu
ülkenin bir ferdi olan, bu ülkenin bir vatandaşı olan, vatandaşımız olsun ya da olmasın, bu depremde hayatını kaybeden tüm canlarımıza yeniden Allah'tan rahmet diliyorum. Acılı ailelerine sabır diliyorum. Milletçe başımız sağ olsun diyorum. Sağlıcakla kalın.